Ben geldim. Şimdi olayın ayrıntılarını aktarıyoruz. Bu akşam İstanbul Kan Gölü'ne döndü. Süleyman Çakır ailesi... Niye geldin lan it? ...illegal kumarhane, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından otomatik silahlarla tarandı. Onlarca ölünün olduğu söyleniyor. Şu anda Süleyman Çakır da hastaneye götürülmek üzere ambulansı bildiriliyor. Çakır ağır yaralı. Evet sayın seyirciler, Çakır ağır yaralı. Elimden kaydı baba. Bu yaştan sonra kendini mi dövdüreceksin lan git. Ha? Ne yaptın lan sen? Ben bir şey ne yaptın ha? Bu ne lan? Baba yapma ne olur. Baba. Baba. Ekmek doğrayacaktım da baba. Kır şu fasulyeler lan. Akşama mercimek yemeği düşünmüştüm. Mercimeği fırına verdin mi lan it? Yok baba. Yemeği sana sorduktan sonra. Onu demiyorum lan it. Nereye lan? İç ol it. Dışarıda kırayım. Seni rahatsız etmeyeyim baba. Odun mu lan o dışarıda kıracaksın? Gel otur. Çocuğun olmuyor mu? Yolda baba. Ne lan? Bağdat'tan mı geliyor yoksa? Zürriyetsiz. Şehre indiğimde gelinini getiririm. Gözünle görürsün. Fincan yoktu. Kusura bakmayın. Çay bardaklarını koydum. Hayatım dikkatli baksaydın. Babamın fincanı olacaktı. Kırdın mı lan it? Çok, çok özür dilerim. Baba, yüklü olduğu için elleri titriyor. Kimden peydalamış biçini? Baba, ne biçim konuşuyorsun? Kimi kandırıyorsun lan it? Taşaklarını ben aldım, unuttun mu? Ne yaptın lan sen? Ne yaptın ha? Bu ne lan? Thank you.
Al götür bu karıyı. Senin yapamadığını ben yaparım. Sen içsin oğlum. Adam değilsin. Adam olsan o anahtarları gizlice alacağına elimi ayağımı öpüp babacığım ben beş para etmez itin tekiyim. Koluma altın bilezik tak. Zanaatım olsun diye yalvarırdım. Özür dilerim babacığım. Babacığım babacığım deme bana. Ben senin baban değilim. Şimdi adam gibi yalvar. Gel buraya. Elini ayağını öpeyim. Ben beş para etmez it oğlu itin tekiyim. Lan doğru konuş. İt. Özür dilerim. Gel buraya. Ayaklarıma kapan. Hadi. Gel. Çorabımı çıkar hadi. Yeter lan it. Bundan sonra... Bundan sonra gözüm olacaksın. Bundan sonra adam olup... En kral eroyunu yapacaksın. Sana bildiğim her şeyi öğreteceğim ki ben ölünce aç kalmayasın. Eroin mi? Ulan gözlerim niye kör oldu? Senin pis suratını görmemek için mi? Ha? Tuh! İt oğlum it. Baban da vakitsiz öterdi. Lan it. Sabah oldu. Kalk git dükkanı temizle. Bugün işe başlayacağız. Kalk hadi. Hadi. Gözüm üstünde lan it oğlu. İş ustadan çırağa geçer. Malın iyisini ustalar yapar. Malın iyisi dediğin şey ustanın elidir. Elinin kiridir, teridir, ayarıdır. Neymiş? Ustanın ayarıdır. Heh. Hiçbir usta... Yaptığından asla zıkkımlanmaz. Tattırır. Eroinman maldan daha isterse... Evet. Eroinman maldan biraz daha isterse... Ha, kıvam tutmuştur. Eroinmanı nereden bulacağız baba? Nereden bulacaksın lan it? Tuttuğunu alıştıracaksın. Bu işin tövbesi tedavisi yok. Bir ömür sana köle olacak. Anladım baba. Bu işin ıvır zıvırı.
Usta dediğin önce malzemesini tanıyacak. Tenceren hangisi? Eleğin hangisi? Asidin hangisi? Bazın hangisi? Önce onları bileceksin. Öğrenirim baba. Ama ya senin gibi kör olursam? Ya. O zaman oğlum kör oğlu olur. Zürriyetsiz. Nereye baba? Hesabımı vereceğim sana lan. İt. Baba, niye kilitliyorsun? Ömrün orada geçecek. Bir gece geçirmek nasılmış öğren lan it. Tu. Heyvan. Yardım etsene lan it. Hadi. Bu ne baba? Babanın gözleri bunun içinde kayboldu. Bu asit anhidrit. Tatmayacaksın. Bakmayacaksın. Koklamayacaksın. Dokunmayacaksın. Tadarsan it gibi kıvranırsın. Bakarsan baban gibi kör olursun. Dokunursan yanarsın. Şimdi oğlum olduğuna inandım. Güzel olmuş mu baba? Eğer güzel olmasa senin üstünde denerdim. Mallokum gibi olmuş itti ol it. Telef etmeyeyim. Sağ ol baba. Satış işini nasıl yapacağız? Kötü mal sokakta satılır. İyi mal sarayda satılır. Sen hep böyle mal yap, ben seni sokacak sarayda bulurum. Yaşatacak parayı da bulurum. Daha senden öğrenecek çok şeyim var baba. Sırt arma lan. Şaftı kaymış merzufana şey gibi. İt ol it. Bana bak. Bunun aynısını yapmazsan kemiklerini kırarım. İşe koyul hadi. İt ol it. Yanaşıyor. Ne taksisi baba? Tepedeki virajı döndü. Birini bekliyor musun baba? Seni bekledim de mi geldin lan itoğlu? Ya kaderdir. Ya kısmet. Gözlerin nasıl Abuzer? Çok şükür. Büyüğümüzü küçüğümüzü ayırt edebiliyoruz. Görebiliyoruz ağam. Oğlun bilir mi ne iş yaptığını? Hem bilir hem de öğrenir. İlk yaptığım malı babam çok beğendi efendim. Kusurunu bağışla ağam. Saygısızlık etse de ırsen yeteneklidir. Oğluna işi iyi öğret Abuzer. Hem işi hem saygıyı iyi bellet. Yediği çanağı etmesin. Bana lazımsınız. Bize bir zamanlar hizmet edenlere zarar vermeye başladılar. Biz de her zamanki gibi sizleri koruma altına aldık. Büyüklüğün ağam.
Bundan böyle benim himayemdesiniz. Şehmus size yer gösterecek, orada kalacaksınız. Hiçbir şekilde kimseyle bağlantıya geçmeyeceksiniz. Sen nasıl diyorsan ağam? Şehmus, bunları çiftliğe yerleştir. Baş üstüne ağam. De haydi. Şehmus. Ağam, arabadakilerin tombalacıyla ne işi vardı ben de öğrenemedim. Bu iş çok su kaldırır. Tombalacı ortalığı karıştırdıkça karıştırdı. Çakır'ın durumu nasılmış? Ağam, ezmişler. Yazık. Körle kör oğlum ne yaptın? Kör kuyuya attım. Kapı dışarı çıkarmadım. Mal nasıl olmuş? Ağam, çocuklar tecrübe etti. Diler ki belli bir şey yok. Hadi canım. Babuzer. Emret ağam. Hoş geldiniz. Çek selam. Hoş gelmişsin ağam. Emrin yerine getirilmiştir ağam. Haber aldım. Oğlum kıvıracak bu işi ha Babuzer. Sayenizde efendim. Daha çok mesafe alması lazım. Ama istikbal vaat ediyor. Şehmus, sen misafirlerini burada mı ağırlıyorsun? Sayende yerimiz çok iyidir ağam. Sen ne görüyorsun ki Abuzer? Yazık, oğlun gençtir. Sizin gibi büyüklerimizin yakınında olmak, size hizmet etmek benim için tarifi mümkün olmayan büyük bir şereftir efendim. Maşallah, maşallah. Şehmus, bu oğlana bak, diline vurmuş ha? Ağam, sahibine sadıktır ama ittir nihayetinde, havlar. Kusuruna bakma. İki gün ara verin. Tekrar sipariş var. Ondan sonra daha rahat bir yere geçersiniz. Şehmus, dediğimi unutma. Başım üstüne ağam. Ulan bir daha! Ağanın yanında ağzını açıp havlarsa senin dilini koparırım, tamam mı? Bence ağa beni sevdi. Yok ya! Ulan zürriyetsiz! Seni baban mı sevdi ki ağan sevsin? Boş! Heyvan! Nerede benim gözlüğüm? Aferin sana Nozom. Özledin mi beni bir tanem? Ben de seni özledim Nozom. İyi bakıyorlar mı kızım sana? Canım, Nozom. Güzel gözlüm benim. Çok özledim seni bir tanem. Çok güzel bir at değil mi? Korkuttunuz beni. Özür dilerim. Atları seviyorsunuz değil mi? Evet. Kahya'nın kızı mısınız? Evet. Ah bu zenginler. Atları buraları kapatıp sonra bir kez bile yüzlerine bakmıyorlar. Her gece bu hayvanların ağlayışlarını dinliyorum. Onlar kokteyllerde atım 2 yaşına girdi. Yarış kazandı. Muazzam bir yaratık diye diğerlerine caka satarken... Sizin babanız gibi emekçilerse bu güzelim hayvanları teselli etmekle ömürlerini geçiriyorlar. Siz de atları seviyorsunuz galiba. Buna kuru bir sevgi diyemeyiz. Daha çok bir tutku. İnsanlarda bulamadığımı onların bu sessiz duruşlarında buluyorum. Bu arada ismim Erdal. Nazlı. Ah, tesadüfe bakın. Sevdiğiniz kısrağın ismi Nazo. Öyle mi? İnanın Nazlı, bilemiyorum siz öyle misiniz ama
Nazo öyle bir yaratık ki insan onu sevmeleri doyamıyor. Siz burada ne iş yapıyorsunuz? Burada bir araştırma için bulunuyorum. Atlar üstüne mi? Atlar benim hobim. Daha doğrusu buradaki zor görevime dayanmamın yegane temeli. Atların insan terapisinde önemli unsurlardan biri olduğunu biliyor musunuz? Duymuştum. Londra'da bir terapi merkezinde bulunmuştum. Şehrin uzağında. Ruh sağlığı bozulan insanlar kısa bir sürede sadece atlarla vakit geçirerek sağlıklarına kavuşuyorlardı. Bu mucizeye gözlerimle tanık oldum. Sohbetiniz için teşekkür ederim. Ama şimdi gitmem lazım. Tabii. Sizi geçireyim. Nazom. Görüşürüz. Kime salıyorsun lan it? Nazlı'ya baba. He? Kahya'nın kızının altında böyle bir araba nasıl oluyor? Nazlı mı? Evet. Çok tatlı bir kız. Aramızda bir elektrik oldu. Ama bence Hüsrev Ağa Kahya'nın kendini böyle soyup kızının altına araba çektiğini öğrenirse onu kesin öldürür. Ulan ite bak, yattığı yere bak. Ben de onu söylüyorum ya baba. Ulan kendini atlara mı çiğnetecek ha? O Hüsrev Ağa'nın kızı. Atın isminden anlamalıydım. Düşünüme at sineği hadi. Hem zürriyetsizsin hem de ağzından salyalar akıyor. Hadi. Daha olmamış. Ha? Bu tamam. Tut kaşığı. Tamam baba. Ver. Dur şunu. Nasıl olmuş baba? Anandan iyi. Kaç çocuğu var baba? Kimin? Ağanın. Senle ben de sayarsak 5000. Kan bağı olan kaç çocuğu var baba? Bağırsağını çıkarır seni bağlarım. Kanın tükenene kadar da karşına geçip nasıl geberiyorsun diye bakarım lan itoğlu. Niye kızıyorsun baba? Bir saygısızlık yapmayayım diye soruyorum. Duy da inanma ama bil günah benden gitsin. O gördüğün sarı kız bir tane evladı. Oğlu yok mu? 9 tane toprağa gömmüş. Olmuş ölmüş, olmuş ölmüş. 4. karısından bu kız gelmiş. Allah Allah. Gen bozukluğu herhalde. Geni bozuk. Sen kendine bak. Bana bak Erdal. İtoğlu. Gözüm kör ama o kadar da değil. Ağanın kızının yamacında seni gördüğüm zaman elimden çekeceğin var. Beni hiç tanımamışsın baba. Ben sınırlarımı bilirim. Ben de benden çıkanı bilirim.
Ulan zürriyetsiz! Hadi! İşe koyun! Yeter lan it. Kaç kaşık etti. Baba, bir an önce saatine kavuşup işimizin başına dönmeni istiyorum. Ben sensiz ne yaparım? Ne yapacaksın? İtlik. Git. Çok yaşa de. Ulan it oğlu. İyi yaşa baba. Sen istirahat et. Ben buralardayım. Ceber. Nasıl olmuş baba? Sen mi yaptın bunu lan it? Evet baba, kim yapacak? Seni yapandan daha iyi yapmışsın lan it oğlu. Farkında mısın? Beni ilk kez öptün baba. Kıymetini bil. Bu sondur. Teşekkür ederim baba. Hiçbir şey yapamazsın. Zürriyetsiz. Baba. Ne var? Artık tek başıma yapabilir miyim malları? Yapacaksın ya. Bir de beni mi çalıştıracaksın lan itoğlu? Yok baba. Sen tamamen istirahate çekileceksin. Ha. Ebediyen. En üzüldüğüm film nedir biliyor musun? Nazo. Nedir Erdo? Erdo? Erdiği yeğlerim. Neymiş o film Erdi? Atları da vururlar. Biliyor musun? İnsanları da vururlar. Güldüğüme bakma. İçim kan ağlıyor. Babamla ne yapacağımı bilemiyorum. Neyi var? Çiftlik havası iyi gelir diye buraya getirdik. Ama nafile. Gözleri tamamen kör oldu. Düşünsene. Sevdiği gözünün önünde göremiyor. Şahsen ben buna dayanamaz, çıldırırdım. Seni göremediğim günlerde düşünüyorum da hiç görememeyi. Çıldıracak gibi oluyorum. Nasıl kör oldu? Kimse bilmiyor. Tıp tamamen çaresiz kalmış durumda. Ne paralar harcadım bilsen. Ama nafile. Üzüldüm. Nazlı. Erdal! Babacığım buraya kadar neden yordun kendini? Seslenseydin duyardım. Neye ihtiyacın var? Hanım abla, müsaade edersen bu ite iki çift lafım var. Estağfurullah. Nazo. Hı. Nazlı ben... Hı.
Nazlı, ben 2 dakikaya gelirim. Baba, ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ulan itoğlu. Baba. Baba! Ulan eşekten olma! Katırdan doğma! Vurma! İt! Baba yapma! Seni gebertirim demedim lan! Adımını dışarı atmayacaksın bu kız geldiğinde! Baba! Baba! Senden nefret ediyorum! Zürriyetsiz! Baba! Seni gebertirim ama! İşime yarıyorsun. Kes lan! Bunlar ne lan? Aç o ipleri lan! Erdal! Seni gebertirim! Hiçbir şey yapamazsın artık bana. Bana artık zarar veremez. Seni ezerim! Çöz dedim! Erdal! Seni yaşatmam! Zürriyetsiz! Bana bak Erdal! Çöz! Bir şey yapmayacağım. Baba! Artık bitti! Anlamıyor musun? Bitti! Beni böyle sen yaptın. Şimdi cezasını çekeceksin. İmdat! 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 Adam öldürüyorlar! Sen adam mısın lan? İt! Kendimi bildim bileli beni dövüyorsun. Annemi dayakla öldürdün. Ne istedin bizden baba? Biz sana ne yaptık ki? Bir gün oğlum demedin. Köpekler bile yavrularına hiç değilse büyüyene kadar babalık yapıyorlar. Peki sen ne yaptın? Her akşam dövdün beni. O kemeri ne vurdun ha vurdun? Neden? Beni hiç sevmedin. Bir tek gün bana güzel bir şey söylemedin. Bir tek gün bana aferin demedin. Bir tek gün oğlum demedin. Seni seviyorum demedin. Neden baba? İtsin de ondan. Bak şu babana yaptığına. Sen ölmeyi çoktan hak etmiştin. Ama ben seni o kadar çok seviyordum ki. Benim için o kadar çok değerliydin ki. Ben senden başka kimseyi sevmedim. Sen bir tek kez, bir tek kez bana sevdiğini söyle, seni bağışlayacağım. Seni seviyorum demen için canımı verirdim baba. Bir tek kez, ne olursun. Erdal.
Ben seni seviyorum lan it. Çok özür dilerim babacığım. Yapmak istemedim. Ne istemedin? Öldürdün lan beni. Sen beni öldürdün. Şimdi sıra bende. Baba yapma. Baba yapma. Baba yapma. Baba. 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 Baba, baba, aç gözlerini. Yalvarıyorum sana. Baba. Bunu kendine nasıl yaptın baba? Kimse yok mu? Yardım edin! Baba! Ne olur yardım edin! Babam canına kıymış. Baba! Ne olur ambulans çağırın. Babam intihar etmiş. Tamam. Baba. Nasıl böyle bir şey yaptın? Hala inanamıyorum. Hem yaşama bağlıydı. Hem Hüsreva ya. Geçici bir buhrana kurban etti kendini herhalde. Bu kör iğneyi batıracak damarı nereden buldu lan? İnanın hala şoktayım. Benim babam bunu nasıl yapar? Canına nasıl kıyar? Kaç eli varmış bu körün? He? Hayata 4 elle bağlıydı. Ormanın içine 2 tane mezar kazın. Bunu da babasıyla götürün. Ben geliyorum. Bir dakika. Bir yanlış anlama var. Ben masumum. İnsan babasına kıyar mı? Senin gibi hayırsız itse babasına da kıyar, anasına da. Götürün! Yürü hadi. Bırakın. Doğru çıkarma hadi. Bırakın beni. Ben masumum. Bırakın. Ağam. Körün oğlu körü zehirlemiş. Emin misin Şehmuz? Sayende ağam. Babasına sığam diyeyim. Ne diyorsun? Şehmuz, inisiyatif al dedim sana. O kadar. Başın ağam. Ellerinden öpmüşüm. Ne olur ne olmaz. Ben sıkam da inisiyatif üzerimde kalmasın.